Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz. Hislerinin, duygularının kurbanı olma. Yani nasıl kontrol edeceğini şurada bir yer okuyayım, daha güzel olacak. Bugün okurken çok hoşuma gitti de benim. Onun için atlıyorum, bugün gördüm. Bakayım. İstisnasız. Şu anda konuşacağım. Kimse bunun dışında olamaz. Şu anda söyleyeceğim, evet. İstisnasız duygularını, fikirlerini kontrol edebilenler hep ortamın dışında muvaffak olmuşlar. Ortamın içinde iken içine, yani kendini içine alıp hakim olmak zordur. Yani mesela diyelim ki bir olumsuz bir ortamdasın. Girmemeye gücün yetmedi. Gittikten sonra o ortamın dışına kalmak mümkün değil. Suya girdin. Yani suya gireyim mi girmeyeyim mi gücün yeterdi. Ama suya girmemeye gücü yetmeyenin suya girdikten sonra kuru kalmaya gücü yetmez. Ortamın içindeyken içine hakim olmak zordur. Yani ortamın içine girmişsen, mecbur olmuşsan, kendi içeriğine, iç dünyana hakim olman bu zordur. İmkansız değil ama zordur. Adeta imkansız gibidir. Misal, film seyrederken seyredeyim etmeyeyim mi? Etmeme gücün yetmedi ve açtın filmi. Film seyrederken bu çok önemli. Film seyrederken filmin içindesin. Dışında seyrettiğini zannediyorsun ama içine girmesen hislerin heyecan duymaz. Yani filmin dışında gibi gözükürken, seyrederken insan içinde oluyor ki aynı o ortamı yaşıyor. O duyguları yaşıyor, o artistlerin sergiledikleri ortamı. Seni içine alan gücün yetmemişse kendi içine hakim olman imkansız değil mi? Bakın, seni içine alan gücün yetmemişse sen kendine hakim olman imkanı var mıdır? Seni içine almışsa sen içine hakim olamazsın. Seni içine almış bir gücün içindeyken kendi içine hakim olamazsın. Mümkün değil. Hortum gibi. Aynen öyle. Başka? Sen iyisin. İyi olmasaydın bu defteri okumazdın. Rahatsız olduğunu gösteriyor. İyi olduğuna delil, rahatsızlığından rahatsızsın. O zaman iyisin. Huzursuz oluyorsun. İlim sahibi olun. Bir anda iyi olamazsın. Tedrici olarak şeyler bunlar. Yani tedrici olacak şeyler bunlar. Sabırlı ve tahammüllü ol. Yani sıkıntı dediğin şey, sıkıntı diye bakarsan sıkıntı olur. Eğer sıkıntıya sıkıntı diye bakmazsan, senin böyle çekirdeğini, mısırını, daneni patlatacak bir sanki sıkıştırmış toprak altı gibi olur. Ostat da şöyle diyor benim bu tabirimi. Sıkıntına gül. Sen güldükçe
küçülür, sonra eder tebettül. Ya, şeyi yaksana bizim, benim burayı böyle bir, ben de hoşuma gitsin. Hava biraz şey, kararmış havayı ben pek sevmiyorum biliyorsunuz. Bu da zavallı vermiyor ki. Neyse. Yavaş yavaş. He? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bizim hızımıza gelemiyor demek ki. Tamam. Bir gün, yani iyisin, anladık değil mi burayı? Sen iyisin, iyi olmasaydın bu kitabı defter okumazdın. Rahatsızlığından rahatsız olduğun gösteriyor ki sen iyisin. Ya o zaman okuduğun şeyi iyi midir veya kötü müdür sana haletine belli oluyor değil mi? Tabii yani mesela diyelim ki bir kendi halinde memnun değilsin. Hani mesela şöyle diyeyim. Ya abi ben iyi değilim, ben rezil bir adamım. Doğru. Bu tarafım var. Peki hangi güzel tarafın bunu tespit etmiş? Kıyas yaptın ha? Evet. Yani iyi değilim. Kim diyor bunu? Ben diyorum. Ha demek iyi bir tarafın hala var ki kötülüğünü fark etmiş. Eğer senin zannettiğin gibi mutlak kötü olsaydın ben iyi değilim abi, kötüyüm, rezil adamım demezdin. Kusur kusur bildikten sonra diyor ya. Evet. Yani bu başka. Kusur kusur bilirse kusurluktan çıkar, bu değil bu. Yani insan kendi kötülüğünü, yani iyi değilim, ben rezil adamım diyebiliyorsa ne mutlu. Niye? Bir tarafın var ki o tespit etmiş. Var ki ya ama özünü kaybedersen iyiyim, ben kötüyüm diyemezsin. Külümen gitti, külümen aleyha falan. Yani bakın, rezil, kepaze her tarafı olan adam kepazeliğini bilmez. Yani ben iyi değilim. Kim diyor bunu? Senin hangi güzel tarafın bunu tespit etmiş? Anlıyor musun bunu? Onu yakala ve onun çapını genişlendir. Ve kalitesini yükselt. Bir gün kendine 1/2 yarım saat düşünme miktarı ayır. Ne olur? Koca bir günde yarım saat kendine düşünme şansı ver. İmam Şafii'nin böyle bir sözü var abi. Var mı böyle? Her gün diyor bir saat kendi tefekkür için ayır diyor. İmam Şafii diyor. Evet. Bir saat. Vay be. İmam Hasan demek yarım saat demiş. İmam Hasan diye yarım saat. Allah Allah, bilmiyordum. Yani en az yarım saat, İmam Şafii bir saat diyormuş. Kendine tefekkür, düşünme şansı ver. Başka? Kendinde iyi olan tarafını gör ve ona odaklan. Mesela çok hoş bir tarafı var kimisinin. Hizmeti maddi tarafına yükleniyor kimisi. Sevk idarede kimisi ne bileyim kitap okuyor, kimisi mana tespit ediyor, bilmiyorum ne bileyim. Veya işte evdesiniz, güzel ahlaklarınız var mesela, sahiplilik var. O tarafını bul, o tarafını bul ve onun çapını genişlendir. Mesela şöyle yapıyorum ben, bir sürü kötülüklerim de var, eksikliklerim var, insanım. Bu beni çökertmesine fırsat vermiyorum. Diyorum ki ben insanım. İyiliklerle beraber kötülüğüm de olacak. Bu böyledir. Ama hata yaptın ve yapıyorsun. Farkındayım. Sahabeler de yapmış diyor. Onu ben nasıl farkına varacağım mesela kendi çapımda? İşte böyle derslerle ancak. İşte kitap okuyarak. Mesela diyelim ki nasıl varacaksın? Bundan iyi ve bundan... Mesela ne zaman, kaç yaşındasın sen şimdi? 30. 30. 33'te başlar. 33'te başlar, 40 yaşında karar kılar. Ama şu anda şeyi bilebilirsin. Mesela kitap okuma kaç saat veriyorsun mesela günde ortalama? Ders dinleme de dahil. 5 saat olur. 5 saat. Bu çok güzel bir şey. Ha demin bu tarafın çok güzel senin. Mesela şunu vermek istiyorum. Şeyde var. Lemalar 75'te. Lemalar 75'te şeytan muvaffak olamadığın şeyi hemen onu aktif eder. Der ki sen zaten bunu beceremezsin. Beceremediğin gibi beceremeyeceksin der. Sen dolayısıyla kul olamazsın. Boşuna uğraşma bu işlerle. Der, yeisi atar diyor. 75'te sağda, evet orada.
En altın üstü paragrafı. Ve orada hemen altına diyor, şeytan hemen ve yeisi atar diyor. Gördün mü Mehmet? Gördü, kafa sallıyor. Yap. Teşhis edemedim diyor. Ha o teşhis edemedim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar eylem demektir. İrade de içsel dengeyi tutturamadım. Birkaç latife, bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklif altına girmezler. Doğru mu? Ondan sonra mesuliyet altına giremezler. Girmiyor. Dolayısıyla günahlar yapıyor. O günahlardan sonra hemen şeytan diyor ki, bak senin kabiliyetin yok. Sen takoz gibi bir adamsın yani. Sen bu işi beceremezsin ya. Boşuna ne uğraşıp duruyorsun? Neye mücadelesini veriyorsun? Tamam. Çünkü senin kaderin budur. Senin kaderin buna mahkum etmiş. Seni buna mahkum etmiş. Sen günah yapmaya mahkum etmiş. Sen beceremezsin. Uğraşma. Diğer ve yeisi atar. O bir çare adam da yeisi girer. Değil mi? Yeisi girer mi diyor, düşer mi diyor? O güçlü adam da yeisi düşüp helakte gider. Ha, girer diye. Olmaz da ondan girmiş yani. Acayip bir şey. Allah Allah. Risale-i Nur. Garip yani. Sana bir iki latife, bir tanesini kör hissiyat biliyor. Acaba otakisi hangisi? Ustad teşhis edememi de sen kör hissiyatı nasıl tespit ettin? Kör hissiyat bir iki latifeden bir tanesi kör hissiyat olsa mesela irade dinlemeye, insana böyle mesuliyet altına girmiyor. Acaba otakisi hangisi? Yani bir iki latifeyi teşhis edemedim diyor. Başka yerde şerh etmişse Murat Dursun onu kör hissiyat bir tane bulmuş. Başka? Bilmiyoruz. Hani o da olduğunu da bilmiyorum ama önemli değil. Netice şu Murat. Bir iki latife var. Bak netice şu. Bir iki latife var. İhtiyar ve irade. Yani eylemi ve iç dengeleri, iç düşünceleri, hisleri kontrol edemiyor. O iradedir. İrade iç dengeleri, ihtiyar dış dünyayı tanzim ediyor. Bir iki latife var ki diyor, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. Bazı günahların altına sokuyor. Peki, he. Latife ne zaman çıkıyor ortaya abi? Ha başka bir şeyle yakalıyorsun. Günah yapınca tövbe etmiyor musun? Tövbe etmek fark etmeyle olur. Fark etmeyen neyin tövbesini yapacak? Mesela Yunus Aleyhisselam duayı değil, münacatını nerede fark etti? İşte ya iki şey var. Üç tanedir de iki. Ya bütün hissiyatını, bütün duygularını davaya aktif edeceksin, onunla yakalayacaksın veya bela ve musibetle. O zaman anlıyorsun. Bunu o zaman yakalıyorsun. Bela ve musibet. Kaçtı Kastamonu? 233. Kör hissiyat, manevi nefsi emmare ne ile anlar? Ya bütün hissiyatını vakf edeceksin. Dershaneye gelmek de vakıflık değil. O iddiadır. Vakfettin bir kurbanı. Yiyebilir misin adağını? Adak yiyemezsin. Yanlışlıkla yedin. Miktarı kadar sadaka vereceksin. Sopayla dövdüğüm oldu kendime. Sopayla. Allah Allah. Mesela vakfettin. Ben kendim vakfettim. Geri alabilir misin? Allah Resulü diyor ki tükürdüğün yalamaktır. Tamam? Sen ben vakfettim. Tamam kendi vakfettin. Allah mübarek etsin. Peki kendini iddia ediyorsun. Özel hayat istiyorsun. Bana böyle baktılar. Beni vazife verdiler. Beni oraya gönderdiler. Bana laf dediler ya. Yan baktılar, düz baktılar. Hani vakıftın? Hani mülktün? Hala sen oradasın. İçindesin sen. Vakıf olmadın ki. Murdar ettir o. Yenmez artık o. Yaptınsa böyle. Sadaka ver. Yani sadaka ne demek? Kalan ömrünü bırak artık. Abdülhamid'e söylüyor ustad. Kalan ömrünü diyor. Zekatını ver. Ömrün zekatını bil diyor. Ne tuhaf şeyler ya. Tamam. Yani psikoloji ama ne tuhaf. Enfusi dersleri yapıyoruz işte. Oralardan topladığım şeyler bunlar. Hulası olsun diye. Başka? Allah Allah. Hadiseler, kişiler ayna gibidir. Somurtursan karşı tarafta somurtur. Gülersen karşı tarafta gülecektir. Kesinlikle. Hadiseler ve kişiler ayna gibidir. İyi değilim. Surat asık. Kesinlikle iyi olamazsın. Ama gülersen
somurtmasan hakikaten iyi olacaksın. Bir şey söyleyeyim böyle, çok tuhaf bir şey. Ne fiziği diyorlar. Bir fizik türü çıktı Cern hadisesinde. Onu acaba yazdı mı? Ama yok, burada değildir. Unuttum o. Bir isim veriyorlar. 6 tane fizik çıktı şimdi mesela. Fizik, metafizik, kaos fiziği, biyofizik, metafizik dedik. Ondan sonra kaos fiziği dedik. Yani bir tane de bir fizik var şimdi. O şunu anlatıyor. Eşeğe baktığın zaman eşya senin bakışınla değişiyor. Niyet ve nazar mı? Yani niyet ve nazar bizde tabir. Baktığın zaman eşya değişiyor. Mesela bunu nazarda diyebilirsin. Nazar karşıyı değiştiriyor ya. Fizik mesela değişiyor. Ben mesela şu duvara bakmıyorum. Onun durumuyla baktığındaki sonraki durum farklıdır. Ama sen de baksan sana da göre, yani bana farklıdır, herkese değil. Hacer Esved abi, ben beyaz gelmiş, şimdi simsiyah. Evet, simsiyah, evet. Beyaz bir zaten kelime yapısı da o, kar gibi bir şeymiş. Başka? Yani bir daha söylüyorum, hadiseler ve kişiler ayna gibidir. Sömürtürsen, mesela Allah Resulü şöyle diyor. Eşyalara diyor, eşya, Allah belanı versin, Allah sana lanet etsin. Demek ahmaklıktır diyor. Eşya. Yani yazıyordu, kırıldı, Allah canını alsın falan diyoruz ya. Ahmaklıktır diyor. Lanet okuma. Ne demek biliyor musun? Yani eşya aynadır, kendine yapıyorsun bunu. Ahmak adam yani, insan. Bu aynadır eşya. Mesela desen aynaya bakın isterseniz, ya çok bugün iyisin ha. Bugün fiyakan iyi, formundasın, de bak nasıl aktif oluyorsun. Vallahi şu anda söylerken bile canlanıyor insan. Çünkü ağzından çıkan buraya, kulak senin sözünle benim ağzımdan çıkanı fark etmiyor. Aklın böyle bir aptallığı var. Ha hayal ile gelsin bir resim, ha gözden gelsin. Başka, ha senden bir söz gelsin, ha ağzımdan gelsin bir söz. İkisi de aktif ediyor. Onun için Kur'an okunca aktif oluyoruz. Yeni tespitimdir o. Yani başkası hipnoz edebildiği gibi, başkası seni döller, başkası seni etkilediği gibi kendi kendine de etkilenebiliyorsun. Etkilersin yani. Telkin et kendine. Müsbeti telkin et. İyiyim. Tabii ki iyiyim. Yalan söylemiyorum. Niye kötü olacağım ki? Allah Resulüne sormuşlar. Nasılsın ya Resulallah? İyi değilim, kötü değilim. Ben şöyle demedim. Ne dedim Allah Resulü? Lemalarda var. Allah Resulüne soru sormuşlar. Nasılsınız ya Resulallah aleyhissalatü vesselam? Ne cevap vermiş? Hadi. Aklımda ya. Elhamdülillahi. Küfrü ve dalal. Yani elhamdülillahi ala külle siver küfrü ve dalal. Küfrü ve dalaletten hariç her halime hamdolsun demiş. Fatiha'nın sonunda var ya, gayri mağdubi alim ve reddalin. Mağdub ve dallin hariç. Yani küfür ve dalaletten hariç her halime elhamdülillahi ala külli hal. Bütün hallerime hamdolsun. Ben mesela onu abi şeyde kullanıyorum. Hani diyorsun ki kendimi oturup haramda kullanıyorum. Ne diyorsun haramda, nasıl? Yani karşıdan üstad tabi bakmış ya Eskişehir hapishanesinde onların. O şey lise mektebindeki şey. Ha. Ben mesela baktığı zaman onları yaşlanmış olan halini hayal ediyorsun. O açık saçık. Onlar gidiyor. Evet, Allah Allah. Çünkü o hani isteyiz mi yaşlı kadına böyle bir şey olmaz yani. Olmaz. Evet abim. Yani kendisine göre bir şey bulmuş yöntem. Gelen diyor sesi zor anlaşılıyor da. Açık saçık bir kızlar görsün şey gelse diyor. Onun 50 sene kez sonra halini hayal ediyorum. O zaman nefis tırsıyor. Ya. Ama tabii baktığı zaman bakarım gayet müstahil. Urfalı gibi yapmayasın. Urfa'da üniversite açılmış. Genç kızları görünce yaşlı sakallı adam, lanet olsun lan, ne biçim dolaşıyoruz lan, ama gene bakıyor gene. Böyle acayip bir şey ya, insan. İnsan garip ya. Çok garip, tuhaf. Neresinden giriyorsun? Bir taraftan giriyorsun. Kendin ha.
yürüyorsun, bakıyorsun, Allah Allah. Oradan bakıyorsun başka, buradan bakıyorsun başka. Oradan giriyorsun, buradan çıkıyorsun. Bir tünel mi dersin, kuyu mu dersin, baraj mı dersin? Acayip ve garayip. Alem içinde alem var. He ya, en rahat şu. Benim şu andaki 30 küsür senede anladığım şu. Hizmet edeceksin, hiçbir şey talep etmeyeceksin. Rahatlık burada. 30 küsür sene nurculuk hayatımı söylüyorum size. Yani şuradan gireyim, şu açılsın bana, öyle ataşınayım, alemim inkılap etsin, tamam mı? Onlar hissedeyim, şunları bileyim, kaderi bileyim, millete anlatayım, ben bu mesele açayım, dünya gözüyle ahirete açılsın. Vallahi, ya bak buna elimi basarak söylüyorum, hepsi problem, hepsi sıkıntı. Her verilen nimet kabukla geliyor. Yani sıkıntısız bir şey değil. Sıkıntısız bir şey istiyorsan, netice istiyorsan, loop istiyorsan, hizmetin kendisi. Bana diyor hizmetin kendisi, ücret olarak gösterildi. Mesela, dün yaptık işte Tepecik'te. Onu en kısa zamanda yayınlarsan çok hoş olur. Haddini bil. Dindeki haddini bil. Yani dindeki çizgiyi bil. Haddin var ya, haddini bil. Haddini bil. Dini had çizgini bil. O ders yapıldı. Orada geçiyor. Neyse unuttuk ama şunu diyeyim. Ustad 2. Emir Dağı'nda 106'da diyor. Hizmet hatırlattı. İmanla bir yere varmak için değil iman. Ameli salih bir yere varmak için değil. En büyük nimet, imandan sonra en büyük nimet istikamettir. İstikamette bir yer, bir şey almak için değil bakın. Kendileri neticedir, nimettir. Bakın, istikamet hidayettir. Hidayet de ruhun cennetidir. Yani arkadaşlar, kendisi netice ya. Bilmem anlatabiliyor muyum, kendimi yırtıyorum biraz ama. Bak, imanla bir şeyi almak değil, iman kendisi neticedir, lüptür. Bakın, işaret-i cazda geçiyor değil mi? Hidayet ruhun cennetidir. İmandan sonra en büyük nimet istikamettir. Sanki abi külliyatta sanki namaz gibi hatırladın da. Evet. Kemretten mühür hakikat. İmandan sonra namaz gelir mi? Ha, ameldir o. Hakikat. Ameli sahada namaz. Tabii. Yani bu eylem bu. Namaz yani eylem. Mesela nedir o dün anlattım? Burada mı? Süreç şudur. İstikamet nedir? Herkes ben istikametliyim. Bir, hakikata bağlı olacaksın. Sadakat, Ebu Bekir. O yürürken Ömer'i meşrep olacak. Adalet. Eline metre ve kantar koyacaksın. Adalet. Muvazene ve muhakeme. Bunu yaparken ruhunda aktif oluyor. Enfusi yapılanma oluyor. Bu süreci ileriyi götürmek ve içerisini anlamak ve tanımlamak için ilim yapmak. İlk önce sadakat. İlimle sadakat her daim seni sadakata götürmez. Ama her sadakat seni ilme götürür. İlmin kıblesi sadakattır. Adaletin kıblesi sadakattır. Yani sırayı şöyle koyun. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Yani bu sıfattır. Sakın kişilere odaklanmayın. O bir aynadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarının uygulandığı zemindir. İslamiyet. Nereden çıkartıyorum o başı? 15'in sözde diyor ki, sen diyor, Melun diyor, sen Kur'an'ı bir beşer kelamı farz et, ondan sonra diyor Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmeye kalk. Hatırladınız mı? Ama ustad ne diyor? Hayır diyor. Ben Allah'ın kelam olduğunu kabul ediyorum, teslim. Ondan sonra sen diyor olmadığını bana ispat etmeye çalış. O zaman şeytan tırsıyor diyor ki yemedi, Bediüzzaman yemedi. O zaman diyor Allah kelamı deme, beşer kelamı deme. Bak görüyor musunuz elime? Bu çok önemli. Allah kelamı deme, beşer kelamı deme Kur'an. Ortada farz et. Kimin gücü yetiyorsa onun olsun. Ustad da diyor ki bu da bir tuzaktır. Allah kelamı olmayan
şık, hangi şık olursa olsun bunun dışında olduğu için bu değildir. İlk önce burada olacak. Sen diyor bu muhları, yani delilleri tek tek çürütmen lazım. Yani ilk önce sadakatı iş diyor. Teslim ol. Yani Allah tarafında olmayan bir tercih, isterseniz ortası olsun, istersen karşıtı olsun. Allah tarafın yanı değil. Bu mantık acayip. İlk o zaman nedir? İlk önce sadakat. Koy elini oraya. Ondan sonra kimin derdi varsa onu bulsun. Çürütmek istiyorsa buna bakarak çürütsün. İspat etmek istiyorsan buna bakarak çürütsün. İlk önce teslim. Ücret de bunların sonucu mu oluyor? Yani? Ücret sonucu olur. Ama ücret kendi içidir yani. Sonuç demeyeyim. Bakın, hizmette biz bir şey almayı iddia etmiyoruz. Etmeyeceksin. Hizmetin kendisi ücrettir. Ha sana ücret verilmiş, ha hizmet nasip edilmiş. Ama hizmet hizmet olmalı, hizmet olmamalı. Devam. Seni rahatsız eden insanı veya hadiseleri aleminde öldür. Sen onları ölü kabul et. Ölüye kızılır mı? Kızdığın bir insan ölmüş. Ölmüş. Ölmüş arkadaş. Ölüye kızılır mı? Morgda. Yok. Tamam, mesele bitti. Ölü kabul et. Hasan abi, yani dün mü yaptık ders? İnsan değişiyor herhalde. Evet, değişiyor. Yani mesela Peygamber diyor ya, 3 günde falan küsmeyin diyor. Evet. Yani onu o Resulullah söyledi. Ama muvaffak olamıyoruz. Onun çaresini arıyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. Küsmemek şu tabi. Ulema onu şer etmiş. Diyelim ki ben ikide bir seninle beraber olurken barışıyorum, kavga ediyoruz. Barışıyoruz, kavga ediyoruz. Akrabayız, geliyorum, kavga ediyoruz. O zaman Kur'an şöyle diyor. Hecren cemila. Güzel bir şekilde ayrıl. Ondan sonra pek beraber olma. Sen o. Ben de benim. Hecren cemila. Ma'u selama. Tamam. Benden sana zarar yok. Senden de bana zarar gelmesin. Uzak dur. Uzak dur kardeşim. Kavga etmene gerek yok. Yani bir araya gelip de onu değiştirmeye kalkarsan kavganın sebebidir. İşte diyor ya, koğuşunu değiştir, daire koğuşunu. Tabii yani koğuşunu değiştir. Evde de öyle. Rolleri değiştirmeye kalkma. Kadının rolüne girme. Kadın erkeğin rolüne girmesin. Kavga oradan başlıyor. Birbirlerini değiştirme. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Abi kötü sıfattır. Hayır, o iyi sıfatı da var. Ona odaklan. Namussuzluk yapmadıktan sonra diğerleri affedilir. Normaldir. Olmak istediğin davranış gibi davran. Ne, nasıl olmak istiyorsun? Öyle davran. Ama sahibi değilim. Yapa yapa öğreneceksin. Onun sahibiyim gibi konuş ve yaşa. Gittikçe sende o kalıcı olacaktır. Seni rahatsız eden seslere karşı lakayt ol. İnsandan değil, ölü cihazdan çıkıyor zannet. Yani mesela, abi sesler geliyor. Aletten geliyor kardeşim. Teyip mesela tehdit et sesini. Teyipte ses var, seni keserim ulan. Yana gittim, Allah Allah. Bakma lan öyle, diyor. Ne dersin? Hiçbir şey demez. Yani cihazdan gelen ses gibi. Ki doğrudur. Erva habiseler cihazdır. Birisi şeytan, o şeye vuruyor. Ama insan o kadar zavallıdır ki sazın teli bile ölüdür ama ölüden ses çıkıyor. Hani bazı sordu, abi ölüden ses çıkar mı? Sazdan ses çıkıyor. Ölü değil mi? Ölü kabul et ya. Nereden aklına geliyor? ölüden ses çıkıyor mu? Çıkar ha. Abi nasıl çıkar ölüden ya? Ben nasıl ölü kabul? Saz ölü değil mi? Bak sen de hakikaten ya. Hatta horon oynuyor adam. Çınkı çınkı yapınca. Ölüden çıkıyor. Ama onu birisi dürtüyor. Başka? Bir haksızlığa karşı yapılan iyilik insanı cazibeli yapar ve insana kudret ve güç verir. Bir haksızlığa karşı şey yap. İyilik yap. İyilik demek şu. Sana yakışanı yap.
mukabeli bir misille hareket etme. Sen bana böyle mi yaptın? Ama ben de sana böyle yaparım. Bu sefer bu acizlerin işidir. Neye benziyor? Bana bir iyilik yaptın, ben de sana iyilik yaptım. İyilik değildir, bedel ödemektir. İyilik denmez buna. Sen bana bir gün yardıma geldin İmece, ben de sana geldim. İyilik mi oldu? Bedel ödedim. İnsanı güçlü kılan, ben güçlüyüm dettiren, kötülüğüne karşı ya lakayt kalmak veya sana yakışanı yapmak. Karşılıksız. Tabii mesela yoksa köle insansın. Bak köleye bak, iyi bakın bu mantığa. Sen bana böyle bir hareket yaptın mı? Yaptın. Ben de ona karşılık vermek mecburiyetinde kaldım mı? İstemediğim halde. Kaldım. Peki benim bu hareketimi yaptıran kimdir? Senin davranışındır. O zaman benim hareketimi, beni onayla harekete geçiren sensin. Ben o zaman senin hareketlerine mahkum bir insanım. Köleyim ben. Sen bana böyle yaptın. Allah'ım ben de sana böyle yapıyorum. Ne demektir bu? Yani benim bu davranışımı ben istemediğim halde, yapmak istemediğim halde, senin davranışından sonra ben bunu yapmak zorunda kalıyorsam, ben senin kölenim. Sen beni istediğin gibi oynatıyorsun. Üstad diyor ki insan ihsanın kölesidir diyor. Evet, kölesidir. İnsan ihsanın kölesidir. El insanu abidul ihsan. Hadis. Dolayısıyla bakın, benim davranışımı belirleyen senin davranışlarınsa ben hür müyüm? Ha, o zaman ben bana yakışanı yapmam lazım. Hür olmam için. Ben bana yakışan. Ama abi böyle yapıyor. Yapsın kardeş. Bunu iddia, kuru iddia demiyorum. Yaşayan bir insanım çoğunlukla. Tahmin edin site vasıtasıyla. Yapmadıkları, demedikleri melanet yok yani. Sitemi çökerttiler kaç defa. Telefonumu girdiler, çökerttiler, bitirdiler. Mailime girdiler. Benim dost zannettiğim arkadaşlarımdan ihanetler mi dersin? Bakıyor böyle 199 tane istifade ediyor. Kendisinin çözemediği, anlayamadığı, anlamlandıramadığı bir şeyi hemen kötüye yorumluyor. Seni abi defterimden sildim. Ben de çok üzüldüm. Hangi bakkal defterinden mi sildin? Senin istifade edip etmenin benim defterimde değil ki. İster et, ister etme. Ben hayatım çoktan bitmişti. Ben bir şey aletimi söyleyeyim. Hayatım çoktan bitmişti. Ben Allah bana yeniden birkaç defa hayat verdiğine inanıyorum. Onun için her an ölümünü bekleyen bir konumdayım. Böyle duygum var biliyor musunuz yani? Çünkü şu anda tam hedefteyim, hedef taftasındayım. Her an ölümünü bekleyen bir insan başkasının takdirini takip etmez. Benim öyle bir problemim yok. Sen istifade etmişsin, etmemişsin. Benim böyle bir şeyim, derdim yok. Ben Allah için bunları söylüyor muyum? Davama hizmet ediyor muyum? Ha sen böyle demişsin demem. Yani bir şey anlatırken anlatıyorum. Yani kişinin davranışı gibi davransam ben bunları yapamam. Her türlü bana muameleler geliyor. Bazılar şöyle diyecek. Abi tabii ki senin kuyruğuna basan yok diye. Öyle deme. Sen basıyorsun bile. Benim kuyruğuma basmayan pek yok yani. Çünkü Allah Resulü çıktığı zaman beşte biri, insanların beşte biri dost oldu, iman etti. Beşte dördü düşmandır. Öyle demiyor mu? Sen İslam adına çıkarsan İslam'ı dışındakiler her şey otomatik düşman olur. Düşmanı oluyorsun otomatik. Anlıyor musunuz? Benim en büyük düşmanım kafirler değil. Benim en büyük düşmanım beni en iyi bilen en yakınlarımdandır. Kafirden münafık olmaz. Yani dinsizlerden onlar kafirdir. Ehli kitaptan münafık olur. Münafık içeriden olur. Ama öyle sadık gözüken dostlarım var ki münafıklık yapıyor. Risale-i Nur'a son hamlede görmediniz mi münafıklığı? Deccal'ın yapmak isteyip de yapamadığını adam neredeyse yapacaktı. Sadeleştirmeyi doğru yapamadı. Biz onun o ikinci derecededir. Bazı şeyleri çıkarttığının farkında mısınız diyorum.
Lozan'ı çıkartmış, Mim Kemal'i çıkartmış, İsrail'le alakalı çıkartmış, Deccal hakkında, Sufyan hakkındaki babları çıkartmış. Ondan sonra o ince manaları tamamen berbat etmiş. Kasten bunu biliyor. Sadeleştirme biraz yumuşak geliyor o kelime. İşte sadeleştirme değil, tahrif değil. Tahrifleştirme. Evet. Yani İncil'i de böyle yapmadılar. İnsanlar anlasınlar diye böyle, ilk böyle çıkıldı yola. İncil ve mukaddes kitaplar ilk önce böyle yok olur. Hiç kimse ortadan kaldırmamıştır, kaldıramaz da. İlk önce insanlara indiriyoruz diye İncil böyle yok olmuş. Tevrat böyle yok olmuş. Zebur böyle yok olmuş. Ben mukaddes kitapların Tarihi Serüveni adlı ehillerinin kitabını okudum. Böyle böyle kitap okudum. Mesela İncil ne zaman yazıldı ve nasıl tahrip oldu, niçin oldu diye şöyle bir kitap okudum. Belki de 450 sayfaydı. Hulasayı diyorum size. Bir kitap şöyle yok ediliyor. İnsanlar anlamıyor, insanların seviyesini indirelim diye ilmi insanların seviyesine çıkartma gayreti oluyor. Oysa insanları ilim seviyesine çıkartmak lazım. Zaten insanları aktif eden, toplumu hareketlendiren fazla değil. Birkaç kişi insandır. Onlar yetişirse onlar toplumu yetiştirecek. Hep böyle mukaddes kitaplar ortadan kalkmasına, bozulmasının ana teması, temeli insanlar anlasın diye onların seviyesine sadeleştirme namı altında tahriptir. Tahrif edildiği için tahrip ediliyor. Tahrif ediliyor. Mesela Kur'an'a hiçbir şey yapmamışlar değil mi şimdi? Yapamamışlar. Evet. Tahripte bir şey yok değil mi? Yok. Onu yapamamışlar. Okudum çok. Çünkü ben bu konuda en çok hassas. Ben hassasım. Ben tatmin olmadığım bir şeyi vallahi demem. Billahi demem arkadaş. Size de demem. Bak, benim alemimde Kur'an kadar, benim Kur'an'da bir ayet var. Kur'an kadar değerlidir benim için. Benim için diyorum ya. Kimse itiraz etmez. Kardeşim sen ne itiraz? Ben şahsıma aittir. Din demiyor. Benim için Kur'an'ı Kur'an yapan bir ayettir. Hafizim o ayet. Nerede geçiyordu o? Yok yok. Yani şu ayet. Şu. O Kur'an'ı biz indirdik. Biz koruyacağız. Koruyucusu da biziz. Eğer bu ayet olmasaydı bence bir sürü kalem girdiğini, kalem çıktığını, bir sürü oynandığını zannedebilirdim. Benim nefsim aldatırdı. Benim nefsim biraz bir tuhaf. Ben hakim olamıyorum yani düşünce dünyama böyle. Acayip acayip karayip. Ama o ayet var ya, biz indirdik. Koruyacak olan da biziz. Kur'an'ı Kur'an yapan bence ayet bu. Kur'an'ın bütününü garanti altına almış. Hiç dokunulmadığını, dokunulamayacağını teminatını Allah veriyor. Diğerlerinde yok bu ayet. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da yok. İndiren Allah amacına bak şey koymadı abi yani. Evet, koymadı, ona koymadı. Koruyucu. Ama bütün bakın şu kadar 475 sayfa böyle kitapları okudum. Tarihi yani mukaddes kitapların tarihi serüveni diye vesaire. Nasıl tarih oldu? Ben size hulasa ediyorum. Bak 450'yi sana söylüyorum. İnsanlar anlasınlar diye onları tahrif ettiler. Tahrif edilince tahrip oldu. Abi deneme de mi olmamış yani? He? Deneme olmuş mu acaba? Kur'an hakkında mı? Aha. Tabii denenmiş. Aha. Çünkü Beni İsrail o kavmi durur mu? Bir sürü kavimler şey vardı. Nasıl yapılmış? Kur'an'ın bir özelliği var. Hiçbir diğer kitaplarda olmamış. Yani ben indireceğim, ben koruyacağım. Aa, nasıl yapacaksın bunu? Cenab-ı Hak yani sebeplerle icraat yapıyor. En büyük sebeplerden bir tanesi Risale'de icazıdır diyor. Yani dokunduğu zaman hemen sırıtıyor. Yani ustad öyle diyor işaretleyeceğiz da. Yani mesela taş aldığın zaman hemen ne koyarsan koy. O değil. İkinci sebebi hafızlık dünyası çıkmış. Yani hiç kimse tarih kitabını ezberlememiş. İncil'de bir şey yok değil mi? Yok böyle bir şey yok. Hafız denen bir şey yok ya. 10 tane madde var Yahudilerde bozulmuş. Onları ezberliyorlar. Şimdi çocuklara. O da İslam'dan almışlar. Yani birincisi metnin nazm-ı icazıdır. Yani dizilişinde mucizelik var. Hemzeyi kaldırırsan hepsi yok oluyor. Böyle birbirine bağımlı. Harflerin sıfatından tut, harflerin konumuna kadar, harflerin hakikati, sureti, hakikati, mahiyeti ve bir de şey diyorlar,
ona ne diyor? Kayf ilminin dışında bir ilim var. O ateş mesela vav ateş midir? Ateş harf mıdır? Su mudur? Buhar mıdır? Toprak mıdır? Ta o sıfata kadar onun dizilmiş. Mesela harfleri sıfatlarına göre de dizilmiş. Sen şimdi ateş sıfat ateşi gösteren ateş sıfatı olan harf yerine kaldırıp suyu koyarsan hemen sırıtıyor. Devam ediyorum. Arzu ve heves her işi kolay gösterir. Yaptığın işi sevmeye çalış, o zaman eğlenceye döner. Bir şey mi gösterecektim? Yok. Baktım da Bismillahirrahmanirrahim şekli dedin ya. Evet. Şekli, vasıf, sıfatı, tamam mı? Bir de benin, be hangi harftır? Ateş midir, buhar mıdır, su mudur, toprak mıdır? Mesela Hasan diyoruz. Hasan'daki kullanılan harfler. Ondan sonra harekeler de öyle. Hangi harf? Hasan, tamam mı? Ve Hüsn. Hüsn. O harfler ateş midir, buhar mıdır, tamam mı? Şey midir? Gayn ateş midir abi? Onun kuşunu karıştırma şimdi. Beni başka bir yere sokma. Ya zaten o şeyden o çıkana kadar canım çıktı. Böyle isimlerle böyle hemen Harun. Öyle hemen girdi. O ne buyurun kardeş hoş geldiniz. İsminiz neydi? Harun. Tak hemen gidiyordu Harun şu harf var. Şu harfın cemi. Şu ha karma bir adam. Tek harfimiz farklı. Tek harfimiz farklı. Evet. Mesela Mesut diyorsun. Mesut. Ondan sonra Saat, Dağıt falan. Ondan sonra diyorum ki, ha bu adam böyledir. Ha Saat var, tamam mı? Ha, şöyle bir adam. Daha yeni geldin ha. Allah beni kurtardı bu kuyudan. Çok acayip berbat oluyordum ya. Bu harflerin sıfatlarına şey. Ama şimdi diyor ki, benim diyor, gayin hangi ateşe? Şimdi ilmi öyle bir hastayım ki, gece gündüz uyuyamıyorum. Gözüm bile şişmiş bak inanın. Hani ya ne acelen var dershanedesinde varacaksın. Hayır. Yatmadan onu yapmam lazım. Lan oldu saat kaç oldu ya? Misal için söylüyorum inan. Yani her tarafım şey olmuş yani misal diyor tutulmuş. Yani ilmi hastalıktan olmuş ama bu iyi değil yani benim o kontrolsüz bir şeydi. Hele Rüştü abi beni tutmasaydı. Dur. Kırdı bir tarafım. Dur burada dur. Geç buraya, tamam, buraya dur gibi. Öyle tuttu yani. Allah razı olsun ondan. Yapma, hayır. Mesela bana en büyük iyiliği. Abi bu, o nedir? İma değil mi o? Gizli mana değil mi? Evet abi. Sari miydi? Yok abi. Burada sari var. Niye sari yok sayıp da imayı sari gibi görüyorsun? He? Öyle mi arzu ediyorsun? Yani arzu ettiğin gibi mi külliyatı konuşturmak istiyorsun? Tamam abi. Bu elinde tutan abisiz olmaz. Olmaz bu. Birisi tutacak. Bak ha sari. Ha ima. Niye imayı? Sen sari yok sayıp, saraatı yok sayıp, ima gizli onu ifade eden manayı arzulaman, isteğine göre Risale-i Nur'u konuşturmandır. Bu da sadakat değil. Ama sadakat diye hem kendini kandırırsın hem insanları kandırırsın. İlk dönem çok cazip gelebilir o fikir dedi. Fakat açı gittikçe göreceksin ki hakikatten uzaklaştın. Nasıl anlarsın? Nasibin varsa anlarsın yoksa anlamazsın. Niye abi? Aynı misal onundur. Gemiye bindin diyor. Limandasın. Aa baktın liman geri gidiyor. Fe subhanallah. Oho dediler. Evet beyler gemi hareket etti. Ne gemi hareket etti? Liman geri gidiyor. Biz ileri gitmiyoruz. Etraf hepsi geri gidiyor. Mesela arabanın arkasına oturun kamyonun. Asfalta bakın. Böyle gidiyoruz tamam araba. Kamyondayım ben. Oturuyorum. Asfalta bak. Her şey ama her şey. Aa tak 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 öyle gidiyor. Lan her şey bizden gidiyor ya. Her şey bizden kaçıyor. Oysa biz ileri gidiyoruz. Çünkü böyle bakınca her şey bizden uzaklaşıyor. Böyle bakınca her şey bizim üzerimize geliyor. Psikolojiyi böyle kuruyorum. Abi her şey üzerime geliyor. Değil mi? Böyle bakıyorsun. Dön arkanı ona. Aa her şey benden uzaklaşıyor ya.
Her şey benden uzaklaşıyor. Öyle değil mi? Kameranın arkasına böyle bak, her şey uzaklaşıyor. Dedim ki, kardeşe dedim ki, arabayı çok fena kullanıyordu. Dedim ki, Abdullah, var ya, Abdullah, buyur abi. Bütün arabalar niye geri gidiyor dedim ya. Anladı mı abi? Bütün araba geri gidiyor. Bütün arabalar ama. İndirdi. Bir baktı ki, abi tamam dedi ya. Bir baktım 160. 160, 170 vuruyor. Bütün arabalar geri gidiyor. Yani çok önemli. Abi her şey üstü üstüne geliyor. Tamam merdiven işte, çık yukarıya. Ya alt alta gelse dibe ineceksin bu duruma. İyi ki üst üste geldi. Her şey üst üste geliyor. Tamam. Bazen çoğu yapamıyorum ama bazen beceriyorum şunu. Musibetime ciddi gülüyorum. Ustad demiş, gerçi veciz söylemiş ama teşbih veya tenzih yapmış. Ama ben uyguluyorum. Baktım o geldi, bu geldi, oraya şey yaptı falan. Bir sürü şey ya, alakadar olduğum bir sürü dershane var. Odur budur yani, artık bunalıyorum da insanı. Başlıyorum gülmeye, koyuyorum öyle. Güldükçe yığılmış enerji kütlesi, baktım o top top şeyler gitmiş. Gül diyor, musibet de güler. Güldükçe küçülür, küçüldükçe tebedül eder, değişir. Hadi ya, bırak ya çözmeyi ya. Çözülürsün sonra. Bırak, aktığı gibi aksın. Olan da hayır vardır. Resulullah'ın bu sözüne can simidi gibi yapıştım. Hasta, kanser misin? Olan da hayır var. Olan da hayır var. Ya abi geçimsiz bir aileye düştüm, eşim falan, işim falan. Olan da hayır var. Of be. Resulullah'ın hadisi bitti. Ben hiçbir alem bu hadisin ruhaniyetinden beni koparamaz. Olan da hayır var. Ama abi çareye bakıyorum canım, aptal mıyım? Bakıyorum tabii, esbabına bakıyorum. Ama olmuş mu? Tamam. Ustad bunu şöyle izah ediyor. Çaresi olan da atse yapışma. Ne yapacağım ya falan, elini bağlama. Çaresi yoksa da cezaya kalkışma. Ulan senin var ya kafanı kırarım, veya ben ne biçim insandım ya, ben bunu nasıl yaptım, veya ulan sen var ya sen deme. Çaresi var mı bunun? Kırıldı mı kardeşim bu bardak? Kırıldı. Tamam, çaresi yoksa cezaya kalkma. Ceza verme. Ne oraya ne buraya. Çaresi yok. Çaresi var. Elini kolunu bağlayıp da acizliğe düşme. Git. Acayip ya ustad. Sen gene okuma Risale. Okuma. Ben zannediyorum ki Risale-i Nur okumak. Ki Risale-i Nur okumaktır. Kitap okumak olduğunu zannediyordum. Meğer kendimi okumakmış. Okumayı öğretiyor bana. Neyse şu sayfayı bitirelim en azından da. Zemine, zamana ve ortama göre şekil almalı becermelisin. Zemine, zamana ve ortama göre şekil almayı becermelisin. Gerçek bir şey varsa o da şu. Olayları değiştiremezsin. O olacak, o olacak. O olacak kardeşim. Olmuş olacak, bitti. Gerçek şu. Olayları değiştiremezsin, o olacak. Sen onu lehine veya aleyhine dönüştürebilirsin. Bazen pasif davran, bazen de aslan gibi, bazen de tilki gibi ol. Mesela İsrail, Amerika şöyle yapıyor. Baktı ki Türkiye'de bir hareket var. Yani toplumsal bir feveran var. Bunun karşısına dikilmez. O da içine giriyor. Tamam diyor, hadi beraber. Ama istediği gibi böyle değil de barajını böyle kaydırıyor. Barajın önüne çıkmıyor. Bir hadise geliyor, ailevi bir hadise. Kardeşim olmuş mu? Bir felaket gibi gözükemiyor. Karşısına dikilme. Seni alıp götürecek. Gir içerisine. O akanı, yönünü değiştir. Kevan barajı patladı mı kardeşim? Şehirleri yok edecek. Tamam. Artık onun önüne durma. Hiçbir şey yok. Arabanı koyma. Onu da sürükleyecek. Sen içine gir. Ondan sonra onun yönünü değiştirmeye çalış. Demir tavında dövülür. Her şeyi vaktinde yapmaya çalış. Yoksa soğur, şekil veremezsin. Tutup kenara koyduğun pet şişesinin pat diye oldu başıma da. Belki güleceksiniz ama.
tutup kenara koyduğun pet şişesinin pat diye geriliminin büzüşüklüğünün açılması veya kapı zilinin kafanda çalması hep tasavvurlarımızın aldatmasıdır. Yani abi kafamda ses geliyor. Neye benziyor? Ben içtim suyu. Peti koydum. Meğer içinde su yoktu zannediyordum. Meğer şey varmış. Damla. Şey yaptım. İçtim suyu. Kıvırttım. Kapağını mutlaka kapatırım. Yani pet şişesini öyle kesinlikle sağa sola zaten atılmaz. Alıp götüreceğim dedim. Şimdi kitap alıp. Pet şişesini atacağım ama öyle belki çöpçü bunu toplarken kapaksız bulmasın. Çünkü kapağı da kullanırlar. Kapağını kapatırım, bitmiş bir şey başıma geldi. Koydum kenara, kitap okuyorum. Güneş de var. Ben böyle gölgeliyim ama onu koydum. Giderken götüreceğim. Meğer güneş vurmuş. Hiç bitirmiş mi? İçinde damla var. Damla büzüşmüş. Böyle yapmıştım ya. O içindeki su şey yapmış. Pet şişesi pat etmesin mi? Allah Allah. Yani bayağı şey yaptı yani. Endişe verdi, korkuttu. Ha, o zaman bunu yazdım. İşte bazen böyle güneşe, diş hadiselerle kafanda bir şey yok biliyordun ama ufak bir şey kalmıştı, su damlası. Güneşi görünce buharlaştı. Sıkmış olduğun şeyi pet şişesini patlattığı gibi. Abi bir ses geldi. Aa oradan bir şey durdu. Onlardan kaynaklanıyor. Korkma yani. Benim petten korktuğum gibi bir şey işte. Diyeceksin abi nereden ne çıkartıyorsun? Çünkü ben bunu bedava gönderemem. Bu kadar korkuttuğuna göre ben bunu bir şeyde kullanmam lazım dedim. Bu misali. Bedava göndermemem. Hakikaten bedava olmaz. İsraf olur o. Vallahi israf olur. O halet israf olur. Hayır. Ulan ne oldu ya? Allah iyiliğini versin. Bu ne olabilir bende? Benim alemimde ne uyandırır? Abi kafamda sesler geliyor. Garip garip düşünceler geliyor, keseceğim, şey yapacağım, atacağım kendimi falan. Pet şişesinin içinde kalan suyun güneşe muhatap olunca iç gerilimi olmuş. Gerilimden geliyor. İstemiyorsan kapağı aç kardeş, o buharlaşır. Lanet okuyacağına evin içerisinde gazı unuttun, doğal gaz veya duman bastı. Lanet okuyacağına camı aç kardeş. Başka? Ya ben sizden birisiyim ve hayatın içinde yaşıyorum ve hayatın içerisinden örnekler veriyorum. Ama şu var, inanın şu patlayınca ilk önce şey yaptım ya, dedim ne var, dur bakayım. Hemen dedim ki bu bedava olmaz, bu olay bana bir örnek olması lazım. Bununla Allah bana bir şey diyor veya ben bundan bir şey almam lazım, ben bu örnek kullanmam lazım deyince bunlar oluyor. Sonra aldım, niye patladı, çözdüm, buharlaştı. Güneşe baktım. Bu dima misal, pet şişesi dima misal. İçindeki bilgileri atmıştım, geçmiştim. Ya zaman mururu zamanla gitti. Ama demek ki damlası varmış yani. O zaman onu canlandıracak, aktif edecek şartlarını buldu. O zaman dışarıya atılacak yol da vermedim. İçeride patladım. Abi sesler geliyor. Hiçbir sesmesi yok. Aslını buldu. Pet şişesi sıkılmaya gelmez. Adam gibi bıraksaydın hiçbir şey olmazdı. Sen niye büzüştürdün? Tamam. Bazıları diyecek ki çok uzattın. Sevgili kardeşim, dertlerini bu zeminde, bu malzemede kur, bak nasıl çözülüyor. O kadar basit. Pet şişesinin pat etmesi kadar basittir senin. Sorunun çözülmesi. Çok büyütüyorsun. Kapağı aç, çözüldü. Veya güneşe koyma. Bir şeyin şerrinden kurtulmak, hayırlı tarafından istifade edebilmek için onu tanımanız lazım. Mesela, misal, aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyene, bak, abi aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyene, aklını tanı, ne ile nasıl çalışır öğren, bak sen ona nasıl binersin görürsün. Abi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Aklın ne demek? Akıl bir alettir ya. Teybe ne küfür ediyorsun? Şarkı türkü günahlar çalıyor diye. Lan kasedi, Abdüsamed'i koy. Kur'an okur. Öyle değil. Teybin ne suçu var? O zaman
aklına hakim mi olmak istiyorsun? O zaman onu tanı. Nasıl çalışıyor? Peki o nasıl çalıştığını, iyi malzeme nerede yapacak? Onunla uğraş. Ya aklınla uğraşma. O var olanları çalıyor. Ne zamana kadar? Sen doğruları koyana kadar. Teyp kaseti bazıları bitiyor değil mi? Bir düğmesi var teyp. Eskide benim teyp vardı. Böyle çalardı. Bitince tekrar böyle çalardı. Tekrar böyle çalardı. Ne zamana kadar? Ne zaman ben değişik kaset koyana kadar. Aklın sana kötü şeyler söylüyorsa hiç onunla uğraşma. İyi şeyleri yüklemeye çalış. Aklını tanı. Hakim olmak istediğin, seni rahatsız eden şeyi tanımıyorsun. Nasıl şerinden kurtulacaksın? Veya nasıl hayra kullanacaksın? Kitap okuyan hem kendisinin hem çevrenin esaretinden, köleliğinden kurtulmuş demektir. Çok güzel bu. Bak. Kitap okuyorsun ya. 30 günde bir defa gülmeyen bir günde 30 defa gülmek bizleri hayrete bıraktı. Allah Allah o çıktım. Bak. Çok mevzumuzda manidar çıktı. Bak tevafuk. Arkadaşlar kitap okuyan hem kendisinin hem de çevrenin, toplumun dayatmalarından çıkıp hür oluyor. Bunun içine diriliyorsun ne okuyorsan. Eğer Kur'an okuyorsan Allah ile sohbet ediyorsun, hadis. Anladık? Hür olmanın tek şartı var, okumak. Hür olmak istiyorsan okuyacaksın. Eğer okumuyorsun, otomatik olarak ya kendinin esirisin, his ve heva, tabiat, heves veya toplumun dayatmaları altındasın. Kesinlikle. Kitap okuyan hürriyetini bulur. Başka mümkün değil. Ne okuyorsanız onun içindesiniz. İki tane cümle kaldı. Sayfayı bitiriyorum. Bir sayfa değil. 100. Belki de bir saat oldu değil mi? 1 saat 6 dakika. 1 saat 6 dakika. Daha bir yaprak değil ha. 100. Bari bu 100'ü geçeyim diye iki satırı da okuyayım. Bir şeyi karar verdiysen hemen şimdi yap. Şeytanı ve nefsi emmarenin burnu sürtünsün. Başka? Her işi vaktinde yapmayı gayret et ve öğren. Şurada bununla alakalı bir şey yazmıştık. Burada mı yazdım acaba? Bunu demeyeyim. Deme. Başver. Sana aittir. Deme. Tamam. Evet. Ders bu kadar. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.